Ara sıra da son zamanlarda konuşmamızda erkek olsaydın harp ediyorsun diyor Esra Hanım. Anladım. Babasını aradım. Babası dedi ki kızım değil mi dedi. Yanımda değil mi? Götürürüm ben dedi. Bir Şu şey an demedim. baba da telefon attığında. Peki Buse oradan mı aradı seni? Bu iş Buse bitti kendi Cenap diye. telefonundan aradı. Şimdi o kadar çok konuşacağımız konu var ki daha hamilelik sürecine gelemedik bile. Buse kendi Aynen. telefonundan aradı. Yani sana şu cümleyi İzmir'e kurdu git. mu? Ben seni artık koca olarak görmüyorum ve bu iş bitti. Aynen İzmir'de bunu söyledi. Ondan sonra ben zaten Urfa'ya döndüm. Hayır beni aradın yapma ne olur dedin sonra Urfa'ya gittin. Yapma ne olur derken dön geri Aynen geri anlamında mı? dön dedi ben Ben yine de Urfa'ya tutunmaya gittim. çalıştım. Babamdan da 1 milyar para istedi giderken. Ben yine Babacığım de sen bana para tutunmaya çalış. yollar Ben mısın yine de dedi. tutunmaya çalıştım. Babası beni kafeye çağırdı. Peki Ümit Bey de telefon attığında Şirin Buse'nin babası. Alo Ümit Bey merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızınız ben sokaklarda kaldım, çöplerden yemek yedim. Bu süre içerisinde bu hamileliği çok sağlıksız koşullarda Evet. sürdürdüm iddiasında bulunuyor. Niçin Cenap'la bu boşanmadan sonra siz kızınıza sahip çıkmadınız? Ben kızıma evini de tuttum, dayadım, döşedim, bütün imkanları sağladım kızıma. Ama kızım ne dedi? Baba ben seninle beraber yaşamak istemiyorum dedi ve evden kaçtı. Bir defa değil, iki defa kaçtı. Baleke seni Cevap sen yok ama sus. ben seni aramadım mı? Hamilelik sürecinde sen bu çocuğu benim evimde bu Benim hamileliği sürdür. hamilelik sürecinden haberim yoktu. Siz hamile olduğunu ne zaman öğrendiniz kızınızı? Kaçtıktan sonra öğrendim. Tamam. Bu hamileliği öğrendikten sonra kızım gel ben sana sahip çıkarım deyip sizin yanınıza geldikten sonra bir dakika hamileliği gel burada geçir. Çocuk doğar doğmaz yurda ver dediniz mi? Bu senin iddiası bu çünkü. Ben yurda ver demedim. Benim dediğim kelime şu. Hamileliğini burada geçir, doğumunu yaptıktan sonra çocuğu babasına ver, babası baksın. Hayır yurda ver demedim baba Allah aşkına ya. Hayır. Hayır. Yurda ver Bir dedi. ikincisi bak ben burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Tabii buyurun. Cenap'la Buse'nin şu an bir mahkemeleri var. Evet mahkemesi Bursa'da. var. Ne mahkemesi bu? Ceza mahkemesi. Cenab'ın 17 yaşında bir kız çocuğunu kaçırmak ve tecavüz etmek de. Evet çünkü niye? Bir yargılama Bursa'daki süreci mi yaşıyorsunuz? Evet Komiser yargılama. bile şey Ocak'ta da inanmadı. mahkememiz var. Sormak istediğim şey şu. Buse kaçtığı zaman kaç Ve ben yaşındaydı? sonuna kadar da davacıyım. Yani aslında bu evliliğin yapıp beni çok şaşırtan buydu. Hani Evlilik normalde o gece iptaline kaçıp biz ertesi gün başvuracağız. sen benim artık namusumsun deyip hiç kimse bugüne kadar nikah kıyarım demedi. Öyle bir şey denmedi zaten. Öyle bir şey denmedi. Dendi. Kaçtığın zaman kaç yaşındaydın? Ha? Kaçtığın zaman kaç 17 yaşındaydın. Şimdi 18'ime artık yeni mahkemeyi... girdiydim. 18 yaşındaydın. Yeni Hayatım, girdiydim. mahkemeyi sen sorgulama. Bu açılmış mı? Açılmış. Devam edin Ben Ümit Bey. sorgulamıyorum. Benim imzam alınmadı. Benim onayım alınmadı. Bu çocuk %50 zeka kısıtlılığı Cinsel, var. değil baba, sinir ve kişilik bozukluğu. O da niye sizden sebepli? Tamam. Yavrucuğum, sonuçta senin %50 zeka raporun var mı Ama o var? rapor Bitti. şimdi var mı? Tamam. Yok. Raporu da Rapor var yok %50. artık. Şu an Rapor raporu artık yok. geçerlilik süresinden yeni çıktı. Yok yani. Bitti. Neden yok? Neden yok? Yeniletmeye hastaneye gitmedi, kaçtı evde. Bir Siz şey bu süre söyleyebilir miyim içerisinde artık? sizin yanınızda kalırken hem onun hamilelik sürecini geçirsin hem de bu sağlık kurulundan tekrar geçsin mi istediniz? Evet. Peki şunu söyleyebilir miyim Esra Hanım? Cenap da bunu her zaman vazgeçirmeye çalıştı. Çünkü niye bu Evet. davadan yargılanıp %50 zeka özürlü bir çocuğa tecavüz etmekten cezaevine girecekti? Bir Evet. saniye Bu yüzden de hep ben sizi vazgeçirmeye dinledim şu çalıştı anda benim ben kızım. konuşmak istiyorum. Esra Hanım bir şey Bir sormak dakika, istiyorum. şimdi bunların hepsini tekrar sana O soracağım. senin tuttuğun Eklemek avukatla, istediğiniz... Heh, bak o buyurun. senin tuttuğun avukat çok terbiyesiz. O avukatla ben çok ayrı görüşeceğim. Çok yakinen akrabasıyım. İkisinde, birinde, Gecenin üçünde ikisinde de ararım, arama üçünde de fırsat, ararım. Onu Ben hiçbir görelim. zaman Arama gecenin hakkını hiç birisinde kimse ikisinde size aramadım. vermiyor. Aramadım. Bak konuşmalar 5 saatten üstü duruyor. Saat gecenin ikisinde, Baksınlar. üçünde kimse size avukatı arama hakkını vermiyor. O benim Ben gecenin avukatım. birinde Birincisi ikisinde avukatımla aramadım. ben muhatap Buradan olabilirim. sen kargoda kaç gün çalıştın? Bir hafta. Bir hafta içerisinde sen kargoda hırsızlık yapmışsan Esra Bey bir şey olmadı mı? söylemek istiyorum. Hayır.
Seni o işe sokan kim? Ben kargoda hırsızlık yaparak kovulmadım. Seni kargo işine sokan kim? Sizi kızınızın peşinden koştum ya. Ben sizin kızınızın peşinden koştum diye kovuldum. Kızınız yüzünden. Ve her öğleden sonra kızınızın yaptığı bir hatayı düzeltmek için koştuğumdan dolayı işten çıktım ben. Ben seni niye... Seni memleketine gönderen, biletini kesen kim? Beni gönderen zaten sizdiniz, kovdunuz ya. Ama tehdit senin biletini kesen kim? Benimkine. Tamam, kovmadınız mı? Benim kızımla evlilik yapamazsın. Evin kirasını ödeyen bendim. Beni bir o evden kovan siz değil. Hangi evin kirasını ödedin sen? Hayır, hiçbir zaman kira ödemedi. 3 ay, 3 aydan fazladır o evin kirasını ödemişim ben. Evin eşyalarını bile babam aldı. Oradan kovulma sebebin herhangi bir sarkıntılık, cinsel saldırı olabilir mi? Evet abla. Hırsızlık nerede var? Hırsızlık değil de cinsel saldırı olabilir mi? Birini taciz edebilir olabilir mi? Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bir kızı da eve getiriyor. Öyle bir şey yok. Ya Kuzey'in Ömer dedi, kızı eve getirdi dedi. Eve getirdi diyorsunuz, bir kanıtınız var mı? Kuzey'in Ömer dedi, Ömer. Senin kanıtın zaten kaşın gözün. Eve getirdiğinizde bir kanıtınız var mı? Öyle bir suçlamada bulunuyorsunuz, söylüyorsunuz ama sadece iddia ediyorsunuz. Kanıtınız varsa söyleyin. Vallahi çok yoruldum. Siz ne kadar evlendikten sonra, bir saniye Ümit Bey. Evlendikten sonra ne kadar aynı evin içinde yaşadınız? Aynı evin içinde 3 ay yaşadık. 3 ay yaşadınız. Bir defa bile darp olmadı. Olmadı mı? Olamaz şimdi Cenap. Olamaz. Çünkü sen zaten bir yargılama süreci yaşadığın için kendini kontrol etmek zorundasın. Zaten hayır, olmadı. Abla, yapacağın en ufak bir hata var olan bu yargılama sürecini etkileyebileceğini düşündüğü zaten için. Zaten darp edilmedi. Bir avukatın da olduğu için sana bir kurallar listesi vermiş. Cenap, bu dönemde şu şekilde... Şöyle 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 davranıyor olman lazım. Şöyle şöyle yaklaşıyor olman lazım. Karşındaki profil zaten böyle. O yüzden bu süreci sanki mutlu bir yuva, bir ilişki, bir aile varmış gibi götür. Abla evin içindekini kimse bilmiyor. Darp edilmedi, tekrarlıyorum. Ben size darp ettiniz demedim. Yok yok, darp edilmedi zaten. Tekrarlıyorum, haftanın 3 günü hastanede darp edilmiş bir insan zaten evlilikten vazgeçiyorsa... O hastaneye haftada 3 defa gidiyordur. Ömer Bey, darpa alabilir. Bak, dikkati Bey. Başka yere çekiyorsunuz. Darpa gelinceye kadar Cenap Bey, pardon. Buyurun. İstismardan bahsediyor. İstismar yani eş dahi olsa istismar ayrı bir olgu. Yani darpın bir tık üstünde anlattığı iddialar. Esra abla, siz şey darpa bahsediyorsunuz istiyorum. Ama aslında ilk tanıştığınız anda evde bir başkası varken... Kuzeni vardı diye iddia ediyor. Alkol alındığından bahsediyor. O kişi de evli ve karısı ailesinin evet, yanında hatta mesela. Hatta o da karısını aldatıyor kızlarla konuş. Hatta bu bir tane kız bunu o varken o evde gerçekleşen olayın hemen ardından ne gerçekleşiyor? Evlilik. Yaşı küçük olduğu için ailenizin yanına götürüyorsunuz. Ailenizin yanına 18'e doldurmasını bekliyorsunuz. Yok beklemedik zaten yaşı 18'de. Bekledik 2-3 gün beklemedik mi Urfa'da? Yaşı 18'di efendim zaten. Yaşı 18'di. Sonra ailesine haber verdiniz mi? Annesinin haberi vardı zaten bu evlilikten. Sonra annem istemedi. Sonra olayın arkasında eğer dava da açıldıysa... Bak 15 yaş üstündeki kişiyle cinsel ilişkide annenin babanın şikayeti önemli değil. Bir tek şikayetçi olması gereken kişi... Bendim. Eşin. Ama şöyle bir istisnai durum var. Babanın iddiası da çok önemli. %50... Raporunun olduğundan bahsediyor. Yani bu çocuk aynı zamanda korunmaya muhtaç bir kız çocuğu. Bir de nitelikli cinsel saldırı diyorlar. İşte öyle bir duyum abla, yok efendim. Bir şey söylemek istiyorum. Eğer bundan öyle bir şey... Bahsetmiyoruz. Anlattığınız olay o. Tamam, siz kişileri farklı anlatıyorsunuz. Anlattığım siz olay... Siz evlilik öncesinde bu kişiyle birlikte olmadınız mı? Oldu kimle? Abla. Efendim? Dava gerçek. Dava gerçek. Murtadaki. Dava çünkü ne davası? Avukatınız olduğu için size anlatmıştır. Sizin hakkınızda hangi iddia ile dava açıldı? Buse'yi kaçırma konusunda iddia açıldı. Tam suç tanımı nedir? Efendim? Suç tanımınız nedir? Suç tanımı Buse'yi kaçırdığım hayır, için. Hayır, tezavüz ve zorla el kolmaktan. %50 zihinsel. Efendim %50 zihinsel diye bir şey yok. Bana kendisi anlattı. Onu sormuyorsun. Şu soruya cevap ver. Hangisi? Hani davada yazıyor ya.
Sen neden dolayı yargılanıyorsun oğlum? Efendim bunu kaçırdığımdan dolayı 18 yaşında. Mı? 17 evet. yaşında değil 18. Biz orada niye bekledik? Şirin Buse'nin kimliğinin çıkmasını bekledik. Zaten kimliği olsa zaten çoktan nikah kıyılmıştı. Kendisi 18 yaşındaydı. Bir şey söylemek istiyorum lütfen. Kendisi 18 yaşındaydı. Zaten eğer ben ona öyle bir şey yapmış olsaydım ben nezaretindeyken zaten kendisi orada gerçeği söyleyebilirdi. Polis ona kendisi dedi. Ben sen gerçeği söyle ben seni babanın evine kadar götüreceğim. Kendisi Cenab, şöyle bir şey de söyledi. Bir şey söylemek istiyorum. Lütfen dedi dinler ki, misin? Dedi ki Cenap dedi babam dedi beni o rapora çıkarmaya götürdüğü zaman beni orada köşede sıkıştırdı. Orada deli gibi davran ki o raporu alabilelim. Tabii o kadar 6 yıl tıp okuyan doktorlar da 6 yıl boyunca hiçbir şey okumadılar. Bir karşı taraftaki insanın rol yapıp yapmadığını, deli gibi davranıp davranmadığını, ruhsal bir problem, Allah. Mental bir bozukluk olduğunu anlamıyorlar. O zaman kendisine soralım neden söyledi bunu? Tamam. Bir şey söylemek engelli istiyorum olması lütfen. Aslında zihinsel engelin olması orada bir etken. Lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi eski eski de kalsın abla şey kalsın. Ne olsun? Benim eski eski de kalsın şey kapan. Benim bu çocuğum ne olacak? Ben buradan çıktığım zaman nerede kalacağım? Ben sezaryen doğum yapacağım. Baban telefon altında Ümit Bey. Bu çocuğun daha hiçbir şeysi yok. Ne kıyafeti var ne bir şeysi şimdi, var. Teyzesi attı şu an. Senin bir baban var. Sen ailenin yanında olacaksın. Sen babanın yanında olacaksın. Sorunun tek bir cevabı var, babanın yanı. Tamam mı? Babamla babaannem var, biliyorum. Hı. Ama çocuğumu bırakmak da istemiyorum. Vereceksin diyorlar bana. Kim diyor? Babam canıma vereceksin diyor çocuğu. Anladım. Teyzen telefon attığında. Alo. Alo. Hoş geldiniz yayına. Şirin'in teyzesi değil mi? Evet, Şirin'in teyzesiyim. Dinliyoruz sizi, buyurun. Buse'ye bir sorar mısınız? Bizim yanımızdan ne amaçla gitti? Ben ona sahip çıktım. Dayısı sahip çıktı. Yaşlı anneannesi sahip çıktı. Bizi terk edip gitti. Ben ona sahip çıktım. İkinci düşüğü de benim evimde yaptı. Evet. Cenap falan düşürmedi. Kesinlikle yalan konuşuyor. Hayır yalan konuşmuyorum. Cenabın yüzünden yalan düştü. Yalan konuşuyorsun Buse. Buse Cenabın seni hastaneye düştü, götüren çocuk. Benim. Cenabı seni hastaneye düştü. Götüren benim. Seni kontrollere götüren benim. Sabaha karşı beni aradı teyze düşük yapıyorum diye. Hastaneye götüren anneannem ve dayın. Düşük yaptığında hangi aydı? Hangi aydı? Hangi aydı? Evet. Kurban Bayramı'ndan önce bizim yanımızdaydı Buse. Urfa'dan aldım Haziran. Geldim bile tamam, kestik. Tamam ben Urfa'daki düşükleri diyorum zaten. Yani buradaki düşüğü demedim Haziran? Ki. Yani Temmuz. Ben Urfa'da düşük yapmadım Şirin, mı? Şirin Buse şeydeydi, Urfa'daydı. Teyze dedi ben çok zorundayım. Ben dedi şeyim, rahatsızlandım. Beni dedi gelip alır mısın? Oğlan kardeşim biletini kesti. Biz Şirin Buse'yi yanımıza getirdik. O zaman 1,5 haftalık mı? Yalan söylemeyeyim. 5 haftalık mı hamileydi? Birinci düşüğü ben Urfa'daki düşüğü diyorum. Teyzem müsaadenizle isteyebilir miyim? Allah onlar akşam konuşacak annemle teyzemle. Teyze müsaadenizle isteyebilir miyim? Teyzem bunu savunacak bu teyzemleri savunacak. Esra Hanım. Cenabı filan savunma ama. Birinci düşüğünü Kayseri'de yaptı. Urfa'da değil. Olanı söylüyorum. Birinci düşüğünü Urfa'da değil Kayseri'de yaptı. Elma toplarken yaptım gitti. Hastaneye götürdünüz mü? Kayseri'de lavaboya gitti. Geldiğinde Cenap dedi ben düşük yaptım dedi. Tuvalette düştü dedi. Yani şimdi bunları sabaha kadar konuşuruz biliyor musunuz? Daha da çok benim konuşuruz. Benim sesim geliyor mu? Ümit Bey telefon attı. Ümit Bey. Bir şey söyleyeceğim ben burada. Bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Buyurun. Buse dedi ya ben lise birinci sınıftan ortaokul birinci sınıftan tercihim diye. Evet. Dedim. Buse lise 3 son sınıf öğrencisiydi. Oğlum, sabah ben onu saymıyorum bak. Ben onu saymıyorum. Baba bak ben o okulu saymıyorum. Çünkü okul cins yani ben engelli okul olduğu için şey ben okul saymıyorum. Hiçbir zaman bunu yapmadım. Ümit her zaman için bunları... okulda her yerde yanımda oldum. Şunu söyleyeyim. Ben o şimdi engelli okulu saymıyorum. Ümit Bey Buse'nin sağlık koşulları ortadayken bunları sabahtan akşama kadar konuşuruz. Evet. Bu mağduriyetler hep devam eder. Okulu bak. Okulu zihinsel engelliler okulu. Sizden tek
istediğim, zaten. Sizin otobüs biletinizi alırız, ekip arkadaşlarım olur. Bir baba olarak sizden tek istediğim buraya gelmeniz. Ben oraya şu an gelemiyorum. Çünkü benim babamın ayağı kesildi. Ben babamı dialize götürmek zorundayım. Bir de şöyle bir şey var. Okuduğu peki, okul hakkında... Peki ben gerekli organizasyonu yapacağım ama Buse'yi size göndereceğim, bilginiz olsun. Ben kızımın her zaman arkasındayım. Çocuğumu kızım istiyor musun? Sadece. Çocuğumu istiyor musun? Ben gel çocuğumla kızım, birlikte gel. Geleceğim. Gel kızım. Bir de Esra Hanım. Bir ikincisi okul orada hakkında... annesi teyzesi bağlanıyor. Benim kızımı hayatları boyunca kaç kere görmüşler? Onu ben evliyim. Ümit Bey ben evliyim. 4 tane çocuk annesiyim. Ben kendi geçimime düşmüşüm. Benim bacım da beni ilgilendirmiyor. Tamam, ilgilenmiyorsanız bağlanmayın. Bağlanmayın. Ben gerçeği söylüyorum. Bu kız benim yanındayken neredeydin? Bu saatten sonra da kayıp çıkmayın. Benim yanındayken neredeydin? Beni eski konulara açtırma. Ya senin yanında bir hafta kaldı ya. Bir haftaya mı çocuğumun başına kalkıyorsun? Ben çocuğun başına kalkmıyorum. Ben düşünü söyledim. 18 yıl boyunca neredeydiniz? Ya ben de dışarıda dışarıdayken bunlar beni. Neredeydi ya? Şimdi... Hadi gidin falınıza bakın siz. Kendi geçimime de... Bir adamım, ben bekar bir adamım. Kimseyi ilgilendirmez. Tabii, bekarsın değil mi? Ondan ablamın üstüne kuma getirdin değil mi? Ama şunu tamam, anlıyoruz. Yani ortada konuşma. Ben sadece şöyle dedim. Ben ona sahip çıktım. O çıkmayın. İstemedi, kocasını tercih etti. Sahip çıkmayın. 20 Ümit sene Bey, sahip çıkmamışsınız. Bu saatten sonra da çıkmayın. Ümit Bey, 3 çocuk da siz mi? Ben gurbet ellerdeydim ya. Ben gurbet ellerdeydim. Tamam mı? Ümit Bey, 3 çocukla da siz mi ilgilendiniz? Çocuklar evet. Sizin yanınızda mı kaldı? Evet, hala da benim yanımdalar. Hala babaannem da ben büyüttü. Bakıyorum. Hayır, babaannem büyüttü. Onu diyor baba. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.